Arkadaşlar, React Strap şöyle ki React yapısına uygun olarak Bootstrap'in aslında uygulanmasını sağlayan bir kütüphane. Yani aslında Bootstrap kullanılıyor. React Strap ile bunu güzel komponentler haline getirmişler. Biz de onu kullanabiliyoruz. Siz isterseniz direkt şeyi de kullanabilirsiniz. Bootstrap'i de kullanabilirsiniz. İsterseniz React Strap ile beraber de kullanabilirsiniz. Ama React dünyasında yaygın olarak bu tip kütüphaneleri kullanmak söz konusudur. Bunun dışında React Strap dışında birçok şey de var. Farklı kütüphaneler de var. İşte Material için mevcut vesaire vesaire. Ama Bootstrap çok yaygın olduğu için ben onu kullanıyorum. Şöyle ki React Strap için reactstrap.github.io veya Google'da React Strap yazdığınızda direkt gelir arkadaşlar. Biz de bunları kullanıyor olacağız React yapısını. Peki ben React Strap'i projeme nasıl dahil ederim? Şöyle geldim. Buradan şöyle bir New Terminal. Bakın burada bir artı tuşu var. Şu artı tuşu vasıtasıyla yeni bir terminal açıyorum. Buraya npm install React Strap yazın ama Enter'a basmayın. Bekleyin. Buradaki hani dedik ya dosyaları ben böyle baştan size bu dosya şu işe yarıyor diye anlatmayacağım dedim. Ama eğitim içerisinde hepsini konuşacağız dedim. Bakın Packet.json'a gelin. Packet.json'da arkadaşlar şöyle dependencies diye bir alan göreceksiniz. İşte bu üçü bakın React, React DOM, React Scripts. Hani biz o Create React App'i çağırdık ya, çalıştırdık ya. İşte bizim yerimize 3 tane temel React paketlerini kurdu. Ben React Strap'i kurmak istiyorum mesela. Bunu da eklemek istediğimde onu ya şu yöntemle şuraya geleceğim. Ya şuraya gelip şöyle React Strap deyip iki nokta şöyle Control Space'e bastığınızda size versiyon bilgisini getirecektir. Şurada virgülü unutmayalım. Ya böyle yazıp sadece hiç az önceki şu kodu npm install diyerek hiç React Strap yazmadan npm install diye çalıştırırsanız ne demek biliyor musunuz? Git Packet.json'a bak. Oradaki paketleri güncelle. Yani bizim paketlerimizi güncelle anlamına geliyor. Ama pardon. Bir diğer yöntem ise şöyle Packet.json'ı hiç kaydetmeden yani ilk haliyle bıraktım. Hiç bunu yapmadan az önce yazdığım kodu npm install react strap enter dedim bakın. Enter dediğim anda bizim için Packet.json'a bu paket bilgisini ekleyecek. O Packet.json'daki paket bilgisi bu uygulamada bu paketler var demek. Peki bu paketler nereye kuruluyor biliyor musunuz? Şu Node Modules altına. Node Modules altına bizim için kullanılan bütün paketler ekleniyor arkadaşlar. Tabii ki bunlar hep böyle Create React App ile otomatik oluşturuldu. Biz bu noktada React Strap'i kurduğumuzda bizim için bakın React Strap eklendi. Bunun dışında eğer onun bağlı bulunduğu başka paketler varsa o paketler de yine buraya otomatik eklenecektir. Bu noktada bu işlemi gerçekleştirdikten sonra peki ben bunu uygulamamın içerisine nasıl ekleyeceğim? Ha bu arada şeyi de kontrol edelim bir. Şu Node Modules'ta o npm'deki paketler geliyor dedim. Şurada Packet.json'a baktığımızda görüyor musunuz? Otomatik olarak eklenmiş yani. Bu da bizim için önemli bir bilgi. Peki ben bunu uygulamamda nasıl çalıştıracağım? Index.js'ye geliyorsunuz arkadaşlar. Index.js'nin içerisine şöyle bir kod yazıyoruz. Import. O bir dependency olarak az önce React Strap, Bootstrap kullanıyor. Tek tırnak veya çift tırnak fark etmez. Bootstrap altında, dist altında, o Node Modules'da var bunlar. CSS altında, Bootstrap nokta, min nokta, CSS'i eklediğimiz anda artık biz hem Bootstrap'i kullanabiliriz hem de React Strap'i kullanabiliriz. Yani sıkıştığınız zaman React Strap'te yok karşılığı. Hemen git Bootstrap'ten onu bul ve uygulamanın içerisine ekle.
Şimdi buraya baktığımız zaman index.js'ye onu kaydettim ve kapadım arkadaşlar. Yeniden açtım. Şöyle ki index.js'nin de ne olduğunu konuşalım. Index.js de bizim ana JavaScript konfigürasyon dosyamız arkadaşlar. Yani o hani app ile başlıyor dedik ya, bakın hangi komponentin ana komponent olduğunu burada veriyor. Şu ise, hadi geri gelmişken bunu da söyleyeyim. Bu ise aslında bizim şurada public altında bir tane index HTML'imiz var. Index HTML ne biliyor musunuz? Aslında sizin tek sayfanız var, o da index HTML. Bu arkadaş bunun içerisine gelmiş bir tane div koymuş. ID root. Burada da diyorsun ki index.js'de arkadaş git root'a, bu işte render işlemini gerçekleştir. Oradaki div'e şu app komponent yapısını olduğu gibi entegre et demek. Yani aynen, eğer jQuery bilginiz varsa direkt o root'u değiştirme yöntemi, o div'i değiştirme yöntemi. Yani bu bootstrap'i biz buraya ekledik. Peki ben bunu app'nin içerisinde nasıl kullanacağım? Şimdi sıra geldi bir de o işlemi göstermeye. Olay çok basit arkadaşlar. Şöyle geldim. Örneğin şunun yapının içerisinde ben bir adet container ekleyeceğim. Container React Strap'ten geliyor. Container içerisinde aslında Bootstrap biliyorsanız oradaki container yani. Onun içerisine de bir tane row ekleyeceğim arkadaşlar. Bir satır ekleyeceğim yani. Bunun içerisine gelip burada bir tane daha row ekleyeceğim. Kısacası container ve row. Şimdi bu container ve row nereden geliyor? React Strap'ten geliyor. Peki ben onları burada kullanamadım. Nasıl kullanacağım? Çok basit. Import şöyle bir parantez, süslü parantez açarak burada neler kullandık? Container kullandık, değil mi? Container. Başka row kullandık. From React Strip dediğiniz zaman artık bakın bu container'ı ve row'u kullanabiliriz. Bakın ben Navi'yi alıyorum. Olduğu gibi şu row'un içerisine atıyorum arkadaşlar. Format Document diyelim. Sağ tıklayıp. Eğer bir seçenek gelirse Prettier'ı seçin arkadaşlar. Bir row'um daha var. Ben formatlayınca bu row'u direkt düzeltti bizim için. Hani sanki içinde bir şey yokmuş gibi. O yüzden row'u tekrardan şöyle açmanızda fayda var. Şöyle. Bu row'un içerisinde de ben kategori list ve product list'i şöyle eklemek istiyorum. Şimdi sağ tıklayıp Format Document dediğinizde görüntü şu arkadaşlar. Bir div, içinde bir container. Hani div olmasa da olur bu arada. Container tek, o da bir container component. Row içerisinde, yani bir satır içerisinde Navi. Sonra bir satır daha yapmışım. Kategori list ile product list yan yana olacak şekilde oluşturacak. Kaydetmeyi unutmayın. Geldim buraya. Bakın bu noktada şeyi bulamadığını söylüyor bizim için. Margin not found. Ben diyor hani şunu bulamadım. Onu ben tam yaparken not modules'ta gelmediğini fark ettim. Ama bu hatayı görelim, ondan sonra yükleyelim dedim. Arkadaşlar React Strap Dependency olarak Bootstrap'i otomatik getirmiyor. Ona bağlı ama onu kurdurmuyor. Kurmuyor yani. O yüzden npm install bootstrap de demeliyiz ki bootstrap'i de kullanabilelim. O yüzden ben dependency'yi getirecek diye ilk etapta bekledim. Node modules'ın içerisine bakıp göremeyince dependency'yi getirmediğini az önce fark ettim. O yüzden hemen onu unutmuşum. Unuttum. Install Bootstrap diyerek bu işlemi yapalım. Bakın bunu yaptığınız zaman hala şey, hani şurası hata veriyor. Bunun nedeni, siz uygulamanıza böyle hayati yapıyı değiştirecek şeyler eklediğinizde sistem afallayabiliyor. O yüzden bu noktada burada o birinci terminalinize gelip Ctrl C ile Y diyerek yayını durdurun ve tekrardan bir start verin. Tabii ki yolu hatalı yazmadıysak bu bizim için tekrardan çalışacaktır. Öncekini kapatabiliriz. Evet, nitekim dediğim sebepten dolayı. Bakın Navi komponenti üste koydu. Kategori ile
Kategori listle product listi yan yana koydu. Ama ben istiyorum ki kategori list böyle ekranın sol tarafında daha küçük bir alan, product list sağ tarafta daha büyük bir alanda olsun istiyorum. Bunun için de olay çok basit arkadaşlar. Bootstrap'teki kolon mimarisini kullanacağız. Yani şu kategori listi bir kol içerisine koyacağız. Kol yine bu da şeyden geliyor, React Strap'ten kullandığımız için buraya kolu kalınlığından geliyor yani. Eklememiz lazım. XS tire eşittir. Örneğin 3. Ben bu kategori listi alıyorum. Hatta şu kolonu önce bir kopyalayalım. Altına bir tane daha yapıştıralım. Zamandan tasarruf edelim. 9 diyorum. Şimdi 3 ile 9 ne demek? Önce şunu bir yerleştirelim bakalım. Şöyle bir de sağ tıklayıp Format Document yapalım. Son hali görelim. Ctrl S ile kaydettim. Bakın görüyor musunuz? Şöyle bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Kategori list ve product list için aslına bakarsanız Bootstrap bir row'u 12 eşit parçaya ayırıyor mantıken. Sen ona 3 dediğin zaman o ekranın, şu bir ekran olsun, bu da bir row olsun. Örneğin bunun şeyi 12. Sen buna 3 verdiğin zaman üçlük kısım buraya, dokuzluk kısım da burayı kaplayacak şekilde alıyor arkadaşlar. O 3 ile 9 anlamı o. Bootstrap 12 eşit parçaya ayırdığı için bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Artık React Strap'i de uygulamamızın içerisine eklemiş olduk. Mesela bu noktada React Strap'e gelin. Oradan list grubu bulun. List grup. Orada kod örnekleri göreceksiniz. Bakın burada bir list grup var. Görüyorsunuz. O list grubu Ctrl C ile alın. Kopyalayın yani. Sonra buraya gelin. Kategori liste gelin. Şuradaki kategori list yazan kısmı silin. Hatta dursun onun altına. Onun altına şöyle bir list grup ekleyelim. Format Document diyelim. Ve bu şekilde bir formatta olsun. Bakın zaten aşağıda kızıyor. Diyor ki list grup ve list grup item diye bir şey ekledin, bir şeyler ekledin. Ama o arkadaşların ne olduğunu ben maalesef bilmiyorum. Niye? Çünkü ne yapıyorduk? React Strap kullanacağımız zaman biz onları şöyle import etmemiz gerekiyor. Yani bunları da aslında küçük komponentler olarak düşünebilirsiniz. Evet, uygulamamıza baktığımız zaman artık gördüğünüz üzere o listeyi buraya bu şekilde ekleyebilmiş oldum arkadaşlar. Evet, oldukça iyi gidiyoruz. Herhangi bir hata almadan hızlı hızlı. Bunlar artık temeller. Yavaş yavaş hem bunu bir proje halinde şekillendireceğiz, hem de altyapımızı çok sağlam oluşturacağız.